Selamun aleyküm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden size sesleniyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'nın içindeyiz. Bugün buraya niye geldik? Biliyorsunuz Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ Kuzey Kıbrıs'ın toplu taşıma projesini hayata geçirmesi noktasında bir çalışmalar başlattı. Bugün öncüretv.com'da göreceksiniz haberin detayını. Sayın Ulaştırma Bakanı Erhan Profesör Doktor Sayın Erhan Arıklı Beyefendi ile bir röportaj yaptık. Yanındaki kim? Yanındakini açıklayacağım birazdan. Ona geleceğim. Şimdi Sayın Arıklı'ya dedik ki neden bir toplu taşım, niye Düzce Belediyesi? Burada Sayın Doktor Faruk Özlü'nün bu konuya karşı hassasiyeti ve devlet adamlığının ön plana çıktığını söyledi bize. İkincisi şunu söyledi. Kuzey Kıbrıs'ta taksi kültürü oldukça yaygın ve çok da pahalı. Burada 70 bine yakın yabancı öğrenci var. 100 bin öğrenci ve 70 bini yabancı. Bunların Kıbrıs'ın içinde dolaşması ve diğer buraya turist olarak gelen misafirlerin de dolaşması elzem bir durum. Ve bu Kıbrıs ekonomisine de sosyal yaşama da çok büyük etkiler yapacak dedi. Biz Kıbrıs'ı dolaşırken hakikaten bir evde 2-3 tane arabanın olduğunu gördük. Ve insanlar toplu taşım araçlarını pek kullanmıyorlar. İşte bununla ilgili Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ burada bir çalışma başlatmış. Ve insanların, buraya gelen insanların, burada yaşayan insanların, öğrencilerin, misafirlerin, turistlerin ve Kıbrıs halkının toplu taşımayı kullanarak hem ekonomiye katkı sağlaması hem insanlarla buraya gelen öğrencilerle güzel hatıralar bırakma adına Kıbrıs'ın her tarafına gitmesi hedeflenmiş. Özellikle bu konuyla ilgili Sayın Bakan'ı kutluyoruz ve çok bu konuyla ilgili yıllardan beri çalışılıyor. Ancak sonuç itibariyle Düzce Belediyesi ile yapılan protokolden sonra ne olmuş? Burada çalışma artık 2024'te hayata geçecek hale gelmiş. Ve Sayın Bakan, Sayın Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün devlet adamlığını, misyonunu ve olaylara bakışını çok net bir şekilde anlatarak bir hayranlığını, bir saygınlığını anlattı. Düzceli bir gazeteci, yerel bir gazeteci olarak ben de bundan, bu kelimeleri duymaktan iftihar ettim, mutlu oldum. Gelelim yanımdaki misafire. Evet, şimdi Düzceli olmak başka bir duygu. Orhan Hunç isimli bir mimar abimiz var burada. İş insanı aynı şekilde burada ticaret yapıyor, müteahhitlik yapıyor, kendisi kendini tanıtacak. Ancak bir derdi var, Düzce Spor. Çok seviyor Düzce Spor'u. Bize de burada mihmandarlık yaptı, rehberlik yaptı, abilik yaptı, misafir etti bizi, sağ olsunlar. Şimdi biz size anlattık ya duyduğumuzu, gördüğümüzü. Bir de Orhan abiden dinleyelim. Bir Düzceli olarak Kıbrıs'ta ne işi var? Ve Kıbrıs'taki bu Ulaşım AŞ'nin yapmış olduğu bu projenin Kıbrıs halkına, Kıbrıs ticaretine, siyasetine, toplumuna ve bununla birlikte entegre olarak Türkiye'ye ve diğer yabancı öğrencilere, gelenlere ne katkı sağlayacak? Evet, Orhan abi, seni önce kısaca bir tanıyalım. Ben Orhan Hunç, mimarım. Üniversite hayatımdan sonra buraya geldim. Burada yerleştim. Müteahhitlik yapıyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Faruk Bakanımıza da bize Düzce'de iki kere ağırladığından dolayı çok mutlu olduk. Faruk Özlü Bakanımızla alakalı ben bir şeyler söylemek istemiyorum. Şöyle, bakanımız o kadar güzel anlattı ki bunun üzerine bir şey söylemek bir hataya teşkil etmesin diye bir yorum yapmak istemiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs'a vereceği hizmetten dolayı toplu taşımacılık Kıbrıs'ta çok büyük sorun. Az önce de anlattınız.
Ulaştırma Bakanlığı da bizim hükümetimizde. Ben aynı zamanda Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. Siyasi kimliğiniz de var. Evet, evet, MYK üyesiyim. Bu partinin kurucularındanım. Çok mutlu oldum. Düzce gibi benim memleketim olan, doğduğum yerin şu anda Kıbrıs'ta toplu taşımaya, bu alana hizmet vermesi, bu işi birlikte yapmamız beni oldukça mutlu ve heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. İnşallah çok başarılı olacağımıza inanıyorum iki bakan adına. Çünkü Erhan Arıklı'yla Faruk Özlü çok iyi uyum içindeler, gayet iyi çalışıyorlar. Daha güzel hizmetler olur düşüncesindeyim. Toplu konu taşımacılığı Kıbrıs'ta çözmeniz, ben daha önce bir arkadaşa da söylemiştim. Bekir hocamdı zannediyorum. Bekir Ilıcalı. Evet, Bekir Ilıcalı. Yani ona çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu hizmetlerde büyük katkıları var. Bunu Kıbrıs'ta çözdüğümüz, bu şeyi başardığımız zaman inanın bir kitap yazılabilir. Tarih olur. Çünkü Kıbrıs'ta insanlar kendi özel araçlarıyla iş yerlerine gidiyorlar. Bu tabii haliyle trafik yoğunlaşıyor. Ama iyi bir hizmet, farklı bir çalışma noktasındaki şu an çalışılıyor. Onlar yapıldıktan sonra çok güzel bir hizmet yapmış olacak. Bu da Düzce Belediye Başkanımız, Bakanımız Faruk Özlü'nün katkılarıyla, Erhan Arıklı'nın ve bizler de katkı koyabilirsek ne mutlu diye, çok güzel bir çalışma olacak. Evet. Düşüncesindeyim. Şimdi bu programı, bu yorumu izleyenler şunu diyebilir. Der ki, Düzce'de toplu ulaşım çok iyi de, vatandaş çok memnun da, sıra Kıbrıs'a mı geldi? Düzce'yi ihya ettiniz de sıra Kıbrıs'a mı geldi diyebilirler. Ki ben bu sesi şu anda duyuyorum. Ama işin özünde ne var biliyor musunuz? Ben bir örnek vereyim size. Geçen sene öğrenci servisi 1000 lira civarındayken bu sene 2000'ler civarında. Ancak bir öğrencilere verilen genç kart 380 lira. İşte son günlerde toplu taşımada, Düzce'deki toplu taşımada o sabah saatlerinde, akşam saatlerinde yaşadığımız sorunun ana kaynağı öğrenci servislerinin çok yüksek olmasından dolayı tüm öğrencilerin genç kart alarak efendim bu toplu taşımayı kullanması. Peki orası ağlama makamı değil, çözme makamı. Faruk Özlü devlet adamı, bakanlık yaptı, bunu çözmeli. Evet çözüyor, ben ilk defa buradan söyleyeyim, Kıbrıs'tan söyleyeyim. 10 tane BMC firmasından 12 metrelik bir otobüs için anlaşma yapıldı. 10-15 güne kadar en geç ölebiliyoruz. 10-15 güne kadar o pik saatlerde sabah işe giderken, akşam dönüşlerdeki pik saatlerde, yoğun olduğu saatlerde bunun devreye alınmasıyla bu yoğunluğun, öğrencilerden ve eğitimden kaynaklanan bu yoğunluğun normale döneceğini de buradan söylemiş olalım. Bugün Allah nasip ederse Kuzey Kıbrıs Türkiye Büyükelçisi Sayın Turan Feyzoğlu ile de bir görüşme talebimiz var. Bu da gerçekleşirse onunla ilgili sizlere de buradan bir haber röportajımızı sunacağız. Düzce'de başlayan belediyeciliğin kitabını yazan bir belediye başkanımız var. Düzce'de başlayan o toplu taşım noktasındaki hareket Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayat bulacak. Düzce'de hayata geçen Kıbrıs'ta yavru vatana hayat verecek diye burada bir umut var. Ve bunun bilabedelsiz hakikaten Düzce Belediyesi bu çalışmalardan dolayı Kıbrıs Devleti'nden veya Kıbrıs Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan hiçbir para talep etmiyor. Bunu da Ankara'dan sayın ilgili devletin ilgili birimlerinden bir fon üzerinden çözüm üretilmiş. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzce'nin dokunuşunu bekliyor. Orhan abinin dediği gibi de bu başarılırsa burada bir tarih yazacak. İnşallah Düzceli bir
müteşebbis, Düzceli bir düşünür, Düzceli bir devlet adamının dokunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz de yazılan tarihi hep birlikte görelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Lefkoşe'den, Ulaştırma Bakanlığı'ndan şimdilik bu kadar. Cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Düzce'ye selamlar. Evet, Düzce'ye selamlar. Orhan abiden de Düzce'ye selamlar. Bir toparlayalım. Düzce spor için çok dertli. Yavru vatanda da olsa, kilometrelerce uzakta da olsa Düzceli hemen buldu ve ilk derdi de Düzce spor oldu. Bunu da yetkililer biraz daha nazara dikkate alsınlar. Hoşça dostça kalın, Allah'a emanet olun.